Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeniden uzun bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki ilk önce neden videolara ara verdik? Neden video çekmedik? Neredeyse 1,5-2 haftadır video çekmiyoruz. Bildiğiniz üzere memleketimde büyük yangınlar oldu. Memleketimiz hatta yandı, kavruldu diyelim. O yüzden ne video çekecek haldeydik. Gözümüz televizyonu, bir de memleketimizde de tabii ki gidemedik. İnsan haber alamayınca sabahtan akşama kadar haberleri izliyorsun. Bir telefon bekliyorsun. Çok yani şey oldu arkadaşlar. Benim için çok bayağı bir psikolojik, hatta hastalandım, bir de hastanelik oldum ben. Yangının çıktığı ertesi gün. Allah'ım çok ama çok büyük geçmişler olsun hem manavgatımıza hem aksekimize. Bugün Allah'ın izniyle de arkadaşlar hep yangın çıkan yerlere yağmur da gelmiş. İnşallah Allah'ım kim sebep olduysa onun da ciğerleri yansın diyorum arkadaşlar. Başka hani bugünden itibaren de Allah'ın izniyle bir taraftan da videolarımızı çekmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü saatlerimiz de düşüyor video çekmediğimiz zamanda da. Bugünden itibaren başlayalım dedik Allah'ın izniyle. Yeniden tekrar bütün hemşehrilerimize zarar gören yangından herkese Allah'ım yar ve yardımcıları olsun inşallah. Ne diyeceğimi de bir toparlayamadım arkadaşlar. İnsan gerçek o kadar kötü bir psikoloji içine giriyor ki nasıl diyeceğiz, nasıl olacağız? Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Bir tek benim memleketim için değil, diğer yerlerde çıkan yangınlar için Allah'ım. Ya Rabbi ne diyelim, Allah'ım çok çok ama memleketimize, ülkemize çok büyük geçmişler olsun inşallah. Arkadaşlar bu videonun arkasına da bir kuskus çorbası yapacağım, onu ekleyeceğim. Bir de bu videolarda saatler düşme olayları oldu. Artık video atmadığımız için mi, bunu da bilen, izleyen arkadaşlarım varsa, YouTube'dan arkadaşlarım varsa onu beni bilgilendirirlerse sevinirim. Kuskus makarnayla bir çorba yapacağım şimdi. Onu da yapımını, tripodumuzu da getirmedik. Ben kız kardeşimin evindeyim. Onunla birlikte şimdi yapımını da göstereceğim. Hemen bu videonun arkasına ekleyeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Tekrar çok büyük geçmişler olsun güzel memleketimize. O hale getirenler o şekilde yansın inşallah. Evet arkadaşlar, kettle'da suyumuzu ıslattık. İlk önce çorbamızı, onu tanıtmayı unuttum arkadaşlar. Gerçekten kafam allak bullak. Video çekecek durumda değilim ama ocağımızı da yakalım. Bu videoları da atmadıktan sonra saatler düşüyor. Ondan sonra emeklerimizi heba olup gidiyor. Arkadaşlar bunu ben soğuk çorba yapacağım. Hatta şöyle göstereyim. Şu 2 bardak ölçeceğim. Bunun aslında Sivaslılar şeyden, bunun özel hamuru var. Ondan yapıyorlar da ben şöyle boncuk makarnadan, kuskus makarnadan yapıyorum. İçine ne koyacağız? Mısır koyacağız. Evet arkadaşlar, tekrar videomuzu yanlışlıkla bir kapattık, açtık. Mısır koyacağız. Bu kuskus makarnadan 2 su bardağı koyacağım. Daha önce bunu gösterdim. Bol dereotu koyacağız. Kuru nane koyacağız. Bu arada da sanki aksilikler üst üste gelir gibi suyumuz kaynayabilir. Onu bir dökelim. Onu da söyleyelim. Şöyle bir bardak dökelim. Bunu siz isteğe göre yapabilirsiniz. Bunu da ölçüyor. Tabii ki soğuk ayran kullanacağız. Yoğurttan ayran ezeceğiz. Ayran kullanacağız. Bu yeterli olacaktır. Yeter çünkü bir pakete neredeyse. Bu şimdi güzelce ne pişecek. İçine biraz da yağ damlatalım. Şöyle. Bunu böyle damlatırsak şey olur, yapışmaz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Yalnız bir şey yaptığımızı Elif bekliyor orada. Güzel bir şekilde karıştıralım. Bir saniye. Şöyle güzel karıştıralım ki pişerken topaklanmasın. Zaten yağ döktük, o bir şey olmaz da. Piştikten sonra süzdüreceğiz. Teyzem yüzüme tutma, şuraya tut. Görüyor mu? Elif'le Murat da çok üzgünüz. Bir felaket felaket üstüne geldi değil mi Elif?
Şuraya çıktı, ben anlatayım onu. Sen tut şöyle. He. Arkadaşlar, Elif'le Murat'ın da papağanları bizdeydi. Bir de üstüne üstlük papağanın birisini de dışarı kaçırttım. Yok, kaç gün oldu Elif? Sanki bütün yangından bir gün önce papağan kaçtı. Ertesi gün yangın çıktı. Yangından bir gün sonra ben hastanelik oldum. Üzüntüden hem giden keşke papağan olsaydı, ormanlarımız yanmasaydı. Ama işte çocukların da... Şimdi bu bağıran papağan da onun tekine bağırıyor arkadaşlar. Gerçekten çok fena oldum yani. Çok bir stres, üzüntü yaşadım. Şimdi buna biraz da tuz atalım. Altına kısalım, güzel pişsin. Tezim düzgün tut kamerayı. Kepçe de almadık ama. Tuzunu da. Tamam, kapat şimdi teyze. Evet arkadaşlar, biraz yoğurdunu aldık. Göz kararı yoğurdu alalım. Elif şöyle bir şey yap teyzem. Çok da böyle ayran kıvamına değil de şöyle koyu bir yoğurt olana kadar biraz su katıyoruz. Soğuk su katmamız önemli arkadaşlar. Şöyle de dereotunu hazırladım. Daha çorbalığımız da pişmedi. Bunu isterseniz soğutup süzdürmeden soğutup da yapabilirsiniz. İsterseniz süzdürebilirsiniz de. Eğer ki acele yiyecek olursanız süzdürün. Çünkü sıcak olursa yoğurdumuz kesilir. Şimdi içine mısırını da güzel bir hemen açalım, yıkayalım. Bu arada da Elif bana çırpıyor şeyi. Yoğurdu. Tripodumuzu getirmediğimiz için bugün böyle oldu. Evet Elif abla, hadi bakalım. Döküver istersen kızım. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş ekliyoruz. Makarnamızı da güzel pişirdik. Kuskus makarnamızı. Güzel soğuk su tuttuk. Sıcak dökersek arkadaşlar kesinlikle yoğurdumuz bozulur. Kesilir yani. Yemek istiyorsan bırak birazını. Ay ben de tutuyorum. Elif nereye tutuyormuşum? Makarnayı ekleyebilecek mi yavaşça? Ya sen tut, ben ekleyeyim bir şeyi, telefonu. Hı? Kaşığını buraya koy. Hadi bakalım. Bugün böyle bir video oldu ama. Sen bak telefonu tut, ben sana ekleyeyim kızım. Dur, bismillah de. Kaşıkla sıyır. Ben tutayım. Sıyır sıyır kaşıkla. Korkma. Şöyle yapalım. Yavaş yavaş çırpıtma. Ha, tut şimdi şey yap. Sapından tut. Tamam bırak. Sen bırak. Hadi bakalım. Ben bıraktım. Bu Elif ablamız da çok marifetli değil mi kızım? Bugün çorba senin elinden. Dişimiz ağrımayacakmış Elif. Bak şurayı şey yap, yukarı kaldırma. Ha. Şurayı da al. Çok kurttunuz mu kızım köyde? Yangından. Elif. Umursamadın mı? Tövbe estağfurullah. Yani. Psikolojileri bozulmuş onların da. Bir karıştır bakalım. Şimdi güzel karıştırıyoruz. Onu bırak süzgeci. Süzgeci bırak teyzem. Tripodu getirseydik beraber yapardık Elif de. Şu dereotunu da at şimdi içine. Tahtayla güzelce. Dökmeden. Dereotlarımızı güzel yıkayalım arkadaşlar. Dereotların da bir sürü kum çıktı vallahi. Şimdi onu da karıştır. Bırak yeter. Karıştır bir. Çok güzel pratik bir çorba oluyor. Bunu böyle yapacaksınız. Buzdolabına bir de sarımsağı unuttuk. Ama sarımsağı isteğe bağlı koyabilirsiniz. Çünkü böyle sarımsaklı koysak dolapta aşırı bir ağır bir koku oluşuyor. Şimdi de şey atalım Elif. Dur bakayım. Şunda kuru nane vardı teyzem. Şunda. Aç bunu. Herhalde oydu. Bak bakayım içine. Kekik değilse kuru nanedir o. Bakayım bir. Evet kuru nane. Bundan at biraz şimdi. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Kaşık mı getireceğim? Elini. Suya tut istersen. İki tatlı kaşığı at bakalım nasıl gelecek şimdi. Şöyle yaklaştır ki içine gelsin. Onu bir karıştır, bir bakalım nasılsa yine atarız. Bol kuru naneli, taze nane de doğrayabilirsiniz. Ama böyle de güzel oluyor. Kuru naneli ben daha çok seviyorum. Elif bir karıştır kızım.
Dibinden al, karıştır. Hı? Hı? Oh, mis gibi oldu valla. Elif, tuzunu da atalım o tatlı kaşığını çıkarmışken. Şurada tuz vardı. Şuydu galiba. Bir bakalım. Tuzunu ben haşlarken de attım da. Bir bakalım o tuz mu? Evet, tuz. Hadi bakalım. O yeterli teyzem. İsteyen kendi sofrasına atsın. Tuzluya. Tuzsuza bulunuyor. Çare de tuzluya bulunmuyor. Şimdi bunu güzel içine dilerseniz arkadaşlar buz da atabilirsiniz. Küp küp buz da atabilirsiniz. Öyle de çok böyle soğuk soğuk sıcak havalarda güzel oluyor. Bunu böyle bir pratik çorba yaptık Elif'le. Elif ablacığım, ellerine sağlık. Sana diyorum. Çorbamız bitti artık. İçine de dediğim gibi dilerseniz sarımsak da koyabilirsiniz. O artık sizin isteğinize kalmış. Bunu böyle güzel kapatıyoruz. Buzdolabında iyice daha güzel soğuttuktan sonra tüketiyoruz. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar tekrar bütün memleketimize geçmişler olsun. Allah'ım bir daha böyle şeyler göstermesin yüce Allah'ım. Öyle bir video çektik. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.